Merhabalar sevgili dostlar. Şimdi geldik ardışık sayılar konusuna. Bu kısmı da göbenim hemen dostlarım. Ardışık sayı nedir? Ne işe yarar? Cümleler nasıl olur? Soruların içerisinde nasıl cümlelerle karşılaşacağız? Bunları öğreneceğiz dostlarım hepsini. Şöyle basitinden başlayalım. Ardışık sayıları iyice öğrenelim. Sonra da gelelim sorularını çözmeye dostlar. Evet, bira bismillah diyorum. Hemen ilk kağıdımı aldım önüme. Bakın ne diyor burada? Diyor ki artış miktarı sabit olan sayılara ardışık sayılar denir diyor. E tamam, artış miktarı sabit olacak. Biz bu sayılara ardışık sayılar. Yani ne demek hocam ardışık? Peş peşe gelen. Peş peşe gelen sayılar denirmiş. Sen de hemen notlarının arasına yaz bunu canım kardeşim. Şimdi diyor ki amca ilk cümlemizde. Ardışık tam sayılar diye bir cümleyle karşılaşacaksınız diyor bak. Ardışık tam sayılar. Bunu söyleyince hemen aklına geldi. Ardışık tam sayılar nedir hocam? Aralarında bir fark olan, bakın farklar bir olacak. Mesela eksi 2 ile 1 arasında bir fark var. 1 ile 0 arasında bir fark. 0 ile 1 arasında bir fark gibi. 1 ile 2 arasında bir, işte 2 ile 3 arasında bir fark gibi. 3'ten sonra 4, 5 hep birer fazla birer fazla şeklinde gidecek peş peşe gelen sayılara ardışık tam sayılar deniyormuş. Şimdi geldik ardışık çift tam sayılara. Bakın burada bir şart daha koştu. Yani ardışık olacak, peş peşe gelecekler ama bir de çift olacakmış bunlar dostlar. Hemen çift tam sayıları düşünüyorsunuz fakat peş peşe gelenleri düşüneceksin. Yani 0, 2, 4 yani şöyle olmayacak. 4'ten sonra ne gelir öğretmenim? 8 diyemezsin. Çünkü 8 ile 4'ün arasında bir de 6 var canım kardeşim. Bunu da göz ardı etmeyeceksin. Peki ardışık çift tam sayıların arasındaki fark kaçmış canım öğrencim? 2'ymiş canlar. 2. Demek ki hemen bundan sonra biz bir soruda ardışık çift tam sayı dediğini okuduğumuz an aradaki fark 2 olduğunu göreceğiz canım öğrencileri. Şimdi gelelim ardışık tek tam sayıları. E hocam bunlar da hemen yazalım. Aklınızdan birkaç tanesini söyleyin hemen. İşte 1, 3, 5, 7, 9 diye gidiyorlar bunlar da sonsuza kadar. Peki bunların arasındaki fark kaç canların? Bunların da arasındaki fark 2. Bakın demek ki ardışık çift tam sayıyla tek tam sayı arasındaki farklarımız 2 şeklinde gidiyormuş dostlar. İşte daha milyonlarca değişik cümle kurabilir dostlarım bize. Ha, en çok bu üçüyle karşılaşıyoruz biz soru bankalarında ama bunların dışında bakın işte yine ardışık 3'ün katı olan tam sayılar demiş mesela bu cümlemizde de. Hem ardışık olacak hem de 3'ün katı olacak sayılarımız. Hemen aklınıza 3, 6, 9, 12 bakın hep 3'ün katları ve peş peşe geliyorlar. Mesela 12'den sonra işte 15, 15'ten sonra 3'ün katı olan 18 şeklinde sonsuza kadar gidiyor bunlar dostlarım. Tabii ki negatifleri de var. Bunların arasındaki fark kaçtır canlar? 3'tür dediniz. Aralarındaki farkın 3 olduğunu da söyledik. Ardışık, bakın son cümleye dikkat edin. Hem ardışık olacaklar, yani peş peşe gelecekler. Hem de 3'ün katı olacaklar ve son olarak şartımız tek tam sayı olsunlar diyor. Hem ardışık, hem 3'ün katı, hem de tek. Bak 3'ü düşündün hemen. 3'ten sonra 3'ün katı olan 6 var. Ama ne diyorsun? 6 çift olduğu için bunu kabul edemem dedin. Bunu sildin. 3'ten sonra ne gelecek? 9. Demek ki ardışık 3'ün katı olan tek sayılar arasındaki fark da 6'ymış dediniz canım öğrenciler. Dediğim gibi bu cümleleri daha uzatabilirim. İşte ardışık 5'in katı, ardışık 7'nin katı olan, çift olan, tek olan şeklinde milyonlarca cümleyle karşılaşacağız dostlar. Ama şimdi gelelim asıl bunlar soruların içerisinde nasıl çıkacak karşımıza? Biz soruların içerisinde ilk başta kaçla başladığını bilmeyeceğiz. Diyecek ki bize ardışık çift tam sayılar. Ama ben kaçla başladığını, sıfırla mı başlıyorum, ikiyle mi, dörtle mi başladığını bilmeyeceğim. Bu tip cümlelerde ne yapacağız öğretmenim? Şimdi bunu görelim dostlarım. Hemen bakın ilk kağıdımızı aldım hemen bununla ilgili. Diyor ki ardışık tam sayılar demiş. Kaçla başladığını biliyor musun can öğrencim? Kesinlikle bilmiyoruz hocam kaçla başladığını. Hemen sen birkaç tane şöyle ardışık olup tam sayı olanlar. Mesela 3 ile başladım hocam. 3, 4, 5 diye gider bunlar sonsuza doğru. Yani senin bunları yazmandaki amaç şu.
aralarındaki farkı bileceksin. Fark birmiş dostlar. Ardışık tam sayılar arasındaki fark birmiş. Yani ne demek bu hocam? Bunlar bir fazla bir fazla şeklinde ilerliyorlarmış demek. Peki sen en küçüklerini biliyor musun? Hayır. O zaman bir harf uyduralım hemen en küçüklerini. Mesela x diyelim, en küçük tam sayımız x olsun bu cümleyle ilgili. Peki bir sonraki ne olacak öğretmenim? Hani aralarındaki fark 1'di ya, yani bir fazlası şeklinde gidecek ya. O halde bir sonraki x artı 1. Peki bir sonraki x artı 2. Bir sonraki bir fazlasını al, x artı 3 şeklinde sonsuza kadar gidecek bunlar dostlar. Yani neymiş amaç? Biz soruların içerisinde kaçla başladığını bilmeyeceğiz. En küçüğüne x diyeceğiz. Aralarındaki fark kadar da artıracağız canım öğrencilerim. Peki ne diyor mesela ikinci cümle? Ardışık tek tam sayılar. Şimdi aralarındaki farkı bulabilmek için önce şöyle gözümün gördüğü birkaç tane sayı yazıyorum. Tek tam sayıları 3 ile başladım. 5, 7, 9 şeklinde gidiyordu bunlar. Peki fark kaç arkadaşlarım bunlarda? Aralarındaki fark bakın hep ikişer ikişer fazlalaşmış. Az önceki kağıdımızda da görmüştük bunu zaten. Aralarındaki fark 2. O zaman ben diyorum ki en küçüğüne x dersem hocam bir sonraki ne olacak? X artı 2. Bir sonraki x artı 4, x artı 6 şeklinde. İşte soruda kaç tane diyorsa artık 5 tane diyecek, 6 tane diyecek. Biz onları bu şekilde yazacağız dostlar. Hadi üçüncü cümlemize bakalım hemen. Üçüncü cümlede diyor ki ardışık çift tam sayılardan bahsediyor. Hemen aklıma en küçük ne geldi mesela? 2 ile başlasa diyelim. 2, 4, 6, 8 şeklinde gidiyor bu keratalar. Peki bunların arasındaki farkı söyleyelim hemen. Az önceki kağıdı hatırlıyorsanız ardışık çift tam sayılar arasındaki fark da 2 idi canım öğrencilerim. Peki o halde bunların ben en küçüğüne x desem aralarındaki fark 2 olduğu için bir sonraki x artı 2, x artı 4 şeklinde. Bak çift tam sayıların tıpatıp aynısı şeklinde gidiyor kardeşlerim. Ama unutmayın bunun en küçüğü de çift yok tektir bunun en küçüğü. Bunun en küçüğü de çift olarak kabul ettik biz dostlar. Şimdi devam edelim. Dördüncü cümlemize geçiyorum. Diyor ki ardışık 5'in katı olan tam sayıları düşünün diyor. Hemen sen 5'in katı olan tam sayılar 5 olsun, 10, 15 şeklinde birkaç tane yazdım hemen kafadan ki hani aralarındaki farkın kaç olduğunu anlamaya çalışacağım şimdi dostlar. Peki kaçmış aralarındaki fark? Bakın 5 ile 10 arasında 5 sayı var. Demek ki fark 5'miş canım öğrencilerim. O halde ben bunların en küçüğüne x dersem bir sonraki ne olacak? X artı 5. 5 fazlası olacak çünkü aralarındaki fark 5. Bir sonrası bunun 5 fazlası x artı 10. Bir sonrası bunun 5 fazlası x artı 15 şeklinde sonsuza kadar gider dedim. Geldik bir cümle daha hemen bakalım nasıl diyormuş. Ardışık hem 3'ün katı olan hem de çift tam sayılar diyor. 3'ün katı olacak, çift tam sayı olacak. Mesela 6 ile başladım bak. Hem 3'ün katı hem de çift. Bir sonraki 9 olur mu? 9 olmaz çünkü tek bir sayıdır 9. Çift istiyor, bunu sildim. Peki bir sonraki 9'dan sonra ne geliyor? 12. 12'den sonra 15 var ama tek o. 18'e alacağım o halde. Peki aralarındaki fark kaç kaç gitti dostlarım? 6'şar 6'şar artıyorlar bak. Demek ki fark 6'ymış. O halde ben en küçüğüne x dersem bir sonraki x artı 6, bir sonraki x artı bir 6 daha ekledin 12. Bir 6 daha eklersen x artı 18 şeklinde sonsuza kadar gidebilirlermiş. Hadi sonuncusuna da bakalım. Sonuncusunda da diyor ki ardışık 7'nin katı olan tek tam sayılar. Bak 7 ile başladım. Hem 7'nin katı hem de tek. Bir sonraki 14 dersen 7'nin katıdır ama çift olduğu için bunu kabul edemem. Bunu sildim. Bir sonraki 21'dir, bunu kabul ederim. Bir sonraki 28 diyeceğim ama olmayacak arkadaşım çünkü çift. 35'i kabul edeceğim o halde. Peki aralarındaki fark kaçmış bunların? 14'er 14'er gidiyor. Demek ki fark 14 diyeceğim. Yani en küçüğüne x dersen bir sonraki x artı 14, bir sonraki x artı 28 şeklinde sonsuza kadar gidecekmiş canım öğrencim. Şimdi nasıl sorularda karşılaşacağımızı gördük dostlar. Gelin şimdi soru çeşitleriyle bu konuyu daha da iyi öğrenmenizi sağlayalım. Her zaman ne diyorum ben? Çözülen her soru yeni bir bilgidir kardeşim. Çözülen her soruyla daha da iyi öğrenirsin konuyu.
Şimdi ilk sorumuzu okuyorum. Diyor ki ardışık 3'ün tam 3 tam sayının toplamı 45'tir. Ortadaki sayı kaçtır diye bir soru sormuş. Hemen düşünelim şimdi. Ardışık olacak 3 tane tam sayı. Bak burada bir başka bir şart yok. Tek çift şartı yok. Tam sayılar nasıldı? İşte 1, 2, 3, 4 diye gidiyordu bunlar. Aralarındaki fark kaçtı? 1. O halde ben en küçüğüne x dersem bir sonraki x artı 1 olacak bir fazlası. Bir sonraki x artı 2 olacak bir fazlası. Kaç tane istiyordu? 3 tane. İşte 3 taneyi de yazdım. Diyor ki bu üçünün toplamı, hemen toplayalım, artı koyalım aralarına. Kaça eşitmiş canım öğrencim? 45'e eşitmiş gobeller. İşte size matematiksel bir ifade. Hadi gelin bunları toplayalım, düzenleyelim, denklemi çözelim. X, x, x. 3 tane x var bir kere. Artı 1 ile 2'nin toplamı 3 var. Eşitmiş 45'e. 3'ü bu tarafa atarsak 3x eşittir. 45'ten 3 çıkarsa 42 kaldı. 3'e bölersem x eşittir 42 bölü 3'ten 14 geldi. Yani ben x'i buldum. Dolayısıyla en küçük sayıyı buldum canım öğrencim. 14'müş x. Bir sonraki neydi? Bir fazlası 15. Bir sonraki ne olacak? Bir fazlası 16 diye gidiyorlar. Bize neyi soruyor? Ortadaki sayıyı. Yani 15'i soruyor. Cevap 15 geldi bile çoktan dostlar. Geldik şuna. Şimdi cümleyi dikkatli okuyalım. Şartlarımızı iyi belirleyelim arkadaşlarım. Ne diyor? Ardışık olacak. Tamam. 4 taneymiş. Çift olacakmış bunlar dostlar. Çift tam sayıların hemen arasındaki farkı hatırlıyorsan 2 idi aralarındaki fark. Ama hatırlamadın diyelim. Hemen birkaç tane yaz. 2, 4, 6 diye gidiyor bunlar. Aralarındaki farkı kaç bulduk? 2. O zaman şimdi aralarındaki fark 2 ise ben en küçüğüne x dedim. Bir sonraki 2 fazlası, bir sonraki 2 fazlası, bir tane daha yazıyorum 2 fazlası. Kaç tane demişti? 4 tane. Ben de 4 tane yazdım. Diyor ki işte bunların toplamı, hemen araya artıyı çaktım, eşitmiş 92'ye. Hadi denklemi düzenliyorum. X, 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 x. 4 tane x var. 2, 4 daha 6. Şu neydi? X artı 6 idi pardon. Bunu yanlış yazdık. 2 fazlası diye. Ne geldi şimdi? 2, 4 daha 6. 6 daha 12. 4x artı 12 eşittir 92'ymiş. 12'yi bu tarafa eksi olarak gönderdim. 4x eşittir 80 kaldı. 4'e bölersem x eşittir 20 çıktı. Bakın en küçüğü 20'ymiş. Hemen şimdi diğerlerini de bulalım. En küçüğü x'ti. Bu 20. Bize neyi soruyor? En küçüğü ile en büyüğünün toplamı. En büyüğü de x artı 6'ydı. Yani 20 ile 6'nın toplamı 26 olur. 26 ile 20'nin toplamını soruyor bize. Sorumuzun cevabı 46 geldi. Doğrudur dostlarım dedik. Hemen gömelim iki tanecik daha. Ardışık sayılarla ilgili bakın her soru bankasında %100 karşılaşacağınız soru tiplerini çözmeye çalışıyoruz dostlarım. Şimdi bir de böyle bir soru tipimiz var. Oran soruyor sorunun sonunda. Bir oran veriyor. İşte 3 tane, 4 tane, 5 tane kaç tane ise ardışık sayılardır diyor. Bize de en sonunda bir oran soruyor. Burada ne yapacağız öğretmenim? Gayet basit dostlar. En güzel çözüm yöntemi değer vermektir. Şimdi bunlar nasıl tam sayılarmış? Tek tam sayılarmış. Ardışık olacaklar ve tek. Hemen kafadan salla. 1, 3, 5 şeklinde bak şu küçüktür küçüktür ilişkisine uyum sağlayacak şekilde 1, 3, 5'i söyledim. Oran verdiğinde, oran istediğinde bunu yapınız arkadaşlarım. Değer veriniz daha kolay çözer. Çözersiniz. Şimdi gelin bunları yerine yazalım. C yerine 5 yazıyorum. 5. A yerine 1 yazıyorum. Eksi 1 bölü. B yerine 3 yazıyorum. Eksi. A yerine de 1 yazdım. 5'ten 1 çıktı 4. 3'ten 1 çıktı 2. 4 bölü 2 oldu 2. İşte cevabım geldi bile. Hadi geçelim yandaki soruya. Artık bu soruyu bence durdurup kendiniz de çözebilirsiniz dostlarım. Çünkü bundan daha önce 2-3 tane çözdük. Kendinizin çözebileceği potansiyelde bir sorudur. Olmadı en son çözümüme bakarsınız. Hadi diyorum bakalım ne diyor. Ardışık 5 tane olacak. Tek tam sayılar diyor dostlarım. Tek tam sayılar nasıldı? 3, 5, 7 diye aralarında ikişer fark vardı. O zaman ben en küçüğüne x dersem bir sonraki ne olacak? 2 fazlası. Bir sonraki 2 fazlası.
Bir sonraki 2 fazlası, bir sonraki bir daha 2 fazlası dediğim 5 tane sayıyı yazdım yan yana. Diyor ki bunların toplamını vermiş bize. Hemen şöyle toplamlarını 85 demiş. Hadi denklemi çözelim. 1, 2, 3, 4, 5 tane x var. Artı 2 ile 4'ün toplamı 6'dır. Bir 6 daha geldi 12 yaptı. 8 geldi 20 yaptı arkadaşlarım. 20 eşittir 85 dedik. 20'yi bu tarafa atalım. 5x eşittir 65 kaldı. X eşittir 13 mi çıktı dostlarım? 5 ile 13'ün çarpımı, evet, 65 olduğu için x 13 çıktı. Bize neyi soruyor yalnız bu? Ortadaki sayıyı. Yani 1, 2, 3, 4, 5 tane sayı var ya, tam ortadakini. Üçüncü sayıyı soruyor bize dostlarım. Ortadaki sayı nasıl bulunacak canım kardeşim? X 13 bulduğum için 13 ile 4'ün toplamıymış. 17'dir. Paketleyin gitsin gobeller. Evet, hallettik bunu da. Hemen yeni iki tane soru. Bakın ilk soruyu hemen siz videoyu durdurup çözebilirsiniz. Hatta ikisini de videoyu durdurup çözebilirsiniz canım öğrencilerim. Çünkü ikisinde de değer verme sorusudur. Birinciyi okuyorum. Ardışık demiş, yine tek doğal sayılar demiş. Bakın bunda şunları ayrı ayrı yazmış ama aslında şöyle bu. A küçükmüş B'den, B de küçükmüş C'den. Yani şöyle birleşik de yazabiliriz bunları. Peki, şimdi bakın burada yalnız oranı sormuyor bize. Oran sorsaydı böyle yazacaktım ama oran sormuyormuş canım öğrencilerim. Ben oran zannetmişim. O yüzden burada ne yapacağız peki hocam? En küçüğüne x diyeceğiz. X, A'ya x diyeceğiz yani. Bu durumda bir sonraki küçük olan, yani B dediğimiz ifade bunun iki fazlası. Tek doğal sayılar dediği için ikişer ikişer gidiyorlardı. C dediğimizde bunun iki fazlası olacak canım öğrencim. X artı 4 olacak. Şimdi getirip yerine yazıyorum. A yerine X yazdım. C yerine X artı 4 yazdım. Eksi B. B yerine de X artı 2 yazacağım ama başında eksi olduğu için eksiyle çarpıyorum. Eksi X eksi 2 oldu. Eşittir 7 bölü 2'ymiş dostlar. Peki şu x ile eksi x gitti. 4'ten 2 çıkıyor. Şöyle bir şey kaldı yani. X bölü 2 kaldı 4'ten 2 çıkınca. 7 bölü 2'ye eşittir. Hemen kesirli ifadelerde paydalar eşitse bunlar birbirini götürdüler, sadeleştiler. X eşittir ne çıktı? 7. Bakın x'i 7 bulduk. Tabii bize x'i sormuyor canım öğrencim. Neyi soruyor bize? A, B, C'nin toplamı. A neydi? X'di. Yani 7 oldu. B neydi? X artı 2. Yani 7 artı 2'den 9 oldu. C neydi? X artı 4. Yani 7 artı 4'ten 11 oldu. Bize de bu üçünün toplamını soruyor. 11 ile 9'un toplamı 20'dir. 7 daha 27 yapar. Yani sorumun cevabı Denizli'den geldi. Şu yan tarafa geçelim şimdi. Bakın burada işte oran yapabilirsiniz dostlarım. Daha doğrusu oran yapı soruyormuş gibi değer verebilirsiniz. Ardışık 3 çift sayı demiş dostum burada. Çift sayılar da hani hemen örnek verin, nedir mesela? 2 olsa 4, 6. Şimdi getirip yerine yazıyorum. Diyor ki x'ten z çıktı. Yani 2'den 6 çıksın diyor. Çarpı y'den z çıktı. Yani 4'ten 6 çıksın diyor. 4 eksi 6. Bir de bunun küpü var canlar. Hemen toparlayalım burayı. 2'den 6 çıktı. Küçükten büyük çıkınca sonuç eksidir. 4 çarpı 4'ten 6 çıktı, eksi 2 kalır. Eksi 2'nin de küpünü alacağız can öğrencilerim. Hemen eksi 4 çarpı eksi 2'nin küpü, bak hem eksinin küpünü alıyorum eksi, hem de 2'nin küpünü alıyorum 8. Peki eksi ile eksili çarpacağım, bir kere artı çıkacak. 4 ile 8'i çarpacağım, 32 çıkacak. Yani cevap artı 32'dir. Adana'dan gelmiştir dostlar. Evet, geçtik bunu. Hemen aldık yeni iki tane soru. İşte ilk örneğimiz sizindir dostlarım. Hemen birazcık uğraşın bununla. Videoyu durdurun. Kendiniz bir uğraşın. Sonra benim çözümümü dinleyin. Ben başlıyorum hemen can öğrenciler. Diyor ki A, B, C 3'ün katı olan ardışık tam sayılar. Bak 3'ün katı. O zaman en küçüğüne 3 desem bir sonraki 6, bir sonraki 9 olabilir. 3, 6, 9. 3'ün katı olacaklar. Şimdi getirip yerine yazıyorum. C eksi A. Yani 9 eksi A kaçtı? 3. C eksi B. Yani 9 eksi 6, bir de eksi 1 var. Şu alt tarafa bakın. A eksi B. Yani 3 eksi 6. Hadi şimdi toparlayalım. 9'dan 3 çıktı. 6 çarpı.
9'dan 6 çıktı 3. 3'ten de 1 çıktı 2. Bölü. 3'ten 6 çıkacak. Küçükten büyük çıkarsa neydi sonuç? Eksi. 6'dan 3'ü çıkarıp 3. Ne oldu burası? 6 kere 2 12 bölü eksi 3. Şimdi artı bir sayıyı eksi bir sayıya bölersek sonuç eksi çıkar bir kere. Yani sonuç bir kere negatif. 12'yi de 3'e bölersek 4 gelir. Yani eksi 4 olacak. Cevabım Bursa'dan geldi dostlar. Geldik şu soruya. Ardışık diyor 5 tane çift sayının toplamı. Bakın 5 tane çift sayı yazacağız şimdi. Ardışık olacaklar bunlar bir de. En küçüğüne ne diyelim hemen? Şimdi x demeyelim çünkü soruda da x'li bir ifade var. A diyelim o zaman bu sefer. En küçüğüne a dersem bir sonraki çift sayı olduğu için 2 fazlası. A artı 2. Bir sonraki 2 fazlası a artı 4. A artı 6 ve A artı 8 diyorum. Bunların da toplamını bana ne vermiş bu adam? 10x diye vermiş. Hadi bir toparlayalım burayı. 5 tane A var. Artı 2 ile 4'ün toplamı 6. Bir 6 daha geldi 12. 8 geldi 20 var. Eşittir 10x. Hemen şöyle yapalım. 20'yi bu tarafa atalım. 5A eşittir 10x eksi 20 oldu. 5'e bölelim. A eşittir. 5'e bölersem 2x. 5'e bölersem 4 geldi. Bakın A'yı buldum. Yani en küçüklerini buldum. Ha, bana ne istiyor? En küçüğü aşağıdakilerden hangisidir? 2x eksi 4'tür. Yani cevap Ceyhan'dan geldi dost. Evet bunu da hallettik. Hadi bir kağıt daha var. Bunu da çözelim hemen. Ne diyor sorumuz? İşte çok güzel bir soru tipi daha dostlarım. Bu şimdi daha önceki çözdüklerimizden biraz daha farklı. Bunu dikkatli dinleyin can öğrencilerim. Bakın iki tane benzer sorudan hazırladım. Birini ben çözüyorum, öğreniyorsun. Bunu da önce kendin çözüyorsun. Olmadı benim çözüme bakıyorsun hemen. Şimdi gelin şunu halledin. Diyor ki sorumuzda. 5n artı 2 ile 3n artı 16 sayıları ardışık çift sayılar. Şimdi ardışık çift sayıların arasındaki fark kaçtı can öğrencim? 2. Farklar 2 demek ki. Demek ki ben büyükten küçüğü çıkarınca fark 2 olacak. Hemen bir deneyelim mi bunu? Şimdi büyükten yani 5n artı 2'den küçüğü 3n artı 16'yı çıkarıyorum ve fark 2 olacak diyor. Hadi burayı bir toparlayalım. 5n artı 2 dursun. Şu eksiyi içeriye dağıtalım. Eksi 3n eksi 16 olur eşittir 2. 5n'den eksi 3n ne yapar? 2n. 2 ile eksi 16 ne yapar? Küçükten büyüğü çıkartıyorum. Eksi 14 yapar. Eşittir 2. Eksi 14'ü bu tarafa atarsam 2n eşittir 16. 2'ye bölersek n eşittir 8. Şimdi geldik bak ne diyor soru? N'in alabileceği değerler. Yani birden fazla değeri var. Biz bir tanesini bulduk. N 8. Sakın ha gidip 8'i işaretlemeyin hemen. İkinci bir değeri de var. Nereden var öğretmenim bu ikinci değer? Şurada. Dostum ben ne dedim az önce? Buna büyük dedim. Buna küçük dedim. Lan nereden biliyorum ben bu büyük bu küçük olduğunu? Belki bu daha büyük bir sayı. Değil mi canım kardeşim? Şimdi sen N'i bilmiyorsun ki. Evet N yerine 8 yazınca bu daha büyük çıkıyor. Ama N yerine başka bir sayı yazdığında bu daha büyük çıkacak belki de. O zaman bir de şunu düşüneceksin hemen. Diyeceksin ki belki bu daha büyüktür bunda. O yüzden bir de 3N artı 16 büyük olsun. Diğeri de küçük olsun. Yani 5N artı 2'yi de küçük kabul ediyorum. Ve büyükten küçük çıkınca ne olacaktı aradaki fark? 2 olacaktı diyorum dostum. Hemen bir toparlayalım. Şimdi şu eksiyi içeriye dağıtalım. Yer kalmadığı için bunu biraz daha kısa yapacağım. 3n artı 16 eksiyi içeriye dağıt. Eksi 5n eksi 2 eşittir. 2 oldu burası. Şimdi toparlayalım. 3n eksi 5n daha eksi 2n yapar. 16'dan 2 çıkarsa 14. Ben bu 14'ü bu tarafa eksi 14 olarak atayım. 2 eksi 14'ten de eksi 12 gelsin. Eksi 2'ye bölersem her iki tarafı n eşittir ne çıkar bu durumda? 6 gelir bakın. Eksi 12'yi eksi 2'ye bölersem n 6 çıktı. İşte n bir 6 bir de 8 geldi. Toplamları ne oldu? 14 oldu. Cevap Ceyhan'dan geldi dostum. Şimdi gelin bakın çok benzeri bir tane de burada sormuş dostlar. Şimdi mesela ben bu soruda aralarındaki
farkı 2 kabul ettim çift sayılar dediği için. İlla böyle olmak zorunda değil. Diyecek ki 3'ün katı, 5'in katı, 7'nin katı gibi farklı cümlelerde sorabilir. Bakın burada da diyor ki 5'in katı olan ardışık tam sayılar. 5'in katı olan sayılar hangileriydi? Mesela 5, 10, 15 diye gidiyor bunlar. Aralarındaki fark 5 olacak dostlarım. Bak yazıyorum, fark 5. Şimdi ne yapacaktık biz şimdi? İlk önce bunu büyük kabul edelim, bu küçük olsun. Yani 3n artı 3 büyük olan eksi, bunu çıkartacağım değil mi dostum? Hatta direkt eksi var ya önünde, dağıtayım içeriye. Eksi n, eksi 6. İşte aralarındaki fark 5 olacak. Bir böyle kabul edeceğim. Bir de diyeceğim ki belki bu büyüktür öğretmenim. Yani n artı 6 daha büyüktür. Diğerinden şu küçüktür. Yani bunun da önünde eksi olsun bu sefer. 3n eksi 3 olur. Bu durumda da bunların arasındaki fark 5 olacak diyeceğiz. İşte bu iki denklemi çözüp n'in iki değerini buluyorum. Hemen şuraya bakalım. 3n ile eksi n 2n yapar. 3 ile eksi 6 eksi 3 yapar. Eşittir 5. 2n eşittir 8 olur. Eksi 3'ü buraya attım. N eşittir 4 geldi. Bu birinci değer. Şunu çözelim hemen. N ile eksi 3n'in toplamı eksi 2n yapar. 6'dan eksi 3 daha artı 3 yapar. Eşittir 5. Eksi 2n eşittir 3'ü buraya atarsak 2. Eksi 2'ye bölersek n eşittir eksi 1. İşte bir 4 bir de eksi 1 bulduk. Bizden de bunların toplamını istiyor. 4 ile eksi 1'in toplamı da ne yapar? 3 yapar canım kardeşim. Cevabım da Denizli'den gelir. Evet. Her soru bankasında bulunan soruları çözmeye çalıştık dostlarım. Lütfen her videomu tek tek izleyin arkadaşlar. Böyle atlata atlata ileriye gide gide sakın bu hatayı yapmayın. Hiç bilmeyen arkadaşlarım özellikle bu hatayı hiç yapmasınlar sakın. Çözebildiğiniz kadar bol bol soru çözeceksiniz soru bankalarından. İnşallah her şey çok güzel olacak arkadaşlarım. Hadi bakalım, bu videonun sonuna geldik. Hepinizi öpüyorum gözlerinizden. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.